Hadi başlayalım. İslamiyet öncesi dediğine göre Müslümanlık yayılmamış. Arap Yarımadası'nın durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez söylemiş bana. Şimdi İslamiyet öncesinin Arap Yarımadası'na biz ne diyorduk? Cahiliye devri diyorduk. Kadınlar erkeklere eşit haklara sahiptir. Mantıklı düşünelim. İslamiyetle beraber kadınlarla erkeklere eşit haklar verildi. Dolayısıyla Adana olamaz. Yani cevabımız Adana aslında baktığınız zaman. Ama diğerlerine de bakalım. Kan davaları ve sınır anlaşmazlıkları yaygındır. Özellikle söylüyoruz zaten kan davaları, kabileler şeklinde yaşamaları, Araplar arasında putperestlik inancının yaygınlığı, işte sürekli bir savaş hali, sürekli bir siyasi birlik oluşturamama hali gibi gibi olaylardan kaynak, kölelik gibi olaylar tamamıyla İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na aittir. İslamiyetle beraber tamamıyla artık neye dönmüş olduk? Biraz daha böyle insani şartlara dönmüş olduk. Yani cevabımız 100 numaralı bakışımı attım şu an. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa kitap haline getiren halifeyi sormuş bana. Bakalım. Hepiniz biliyorsunuzdur bunun cevabını. Adım gibi eminim. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren Hazreti Ebubekir. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak beldelere dağıtan ise Hazreti Osman arkadaşlar. Göndereyim mi? Gönderdim. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olan sebeplerden biri değildir? Şimdi bak. Türkler niye İslamiyet'i kabul etti'nin sorusunun cevabını istiyor gibi. Dur. Türkler niye İslamiyet'i kabul etmelerinin sebeplerinden biri değildir? Soruyu kendi kafamda da tekrar ederek anlamaya çalışıyorum. Emevilerin Arap milliyetçiliğine dayalı politikalı izlemeleri etkili olan sebeplerinden biri değildir. İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olan sebeplerden biri değil. Ben soruyu algılayamıyorum bugün. Neden böyle oldu? Sıcak anam burası, sıcak. Şimdi bu İslamiyet'i kabul etmelerini engelledi. İslamiyet'in tek Allah inancının benimsenmesi, gök tanrı inancında da aynı durum söz konusu. Dolayısıyla İslamiyet de ortak özellik. İslamiyet'in gaza ve cihata önem vermesi. Bende de aynı şekilde cihan hakimi olma düşüncesi var. Yine aynı şekilde. İslamiyet'in farklı inançlara hoşgörülü davranması. Yine Türkler gök tanrı inancına inanırken, şamanizme, totemizme gibi ya da atalar kültü gibi dinlere inanırken ya da inançlara inanırken bir anda İslamiyet'i kabul etmeleri ve İslamiyet'in onlara kucak açması tabii ki de hoşlarına gitmiş olmalı. Dolayısıyla İslamiyet'in farklı inançlarda hoşgörülü olması beni etkileyen sebeplerden bir tanesiydi. Ancak Emevilerin Arap milliyetçiliğine dayalı politika izlemeleri İslamiyet'ten uzak durmama sebep olmuş. Düşünsenize Müslüman oluyorsunuz ama Arap değilsiniz diye ikinci, üçüncü sınıf vatandaş oluyorsunuz. O zaman insan şunu söylüyor kendi kendine. Herhalde o dönemler öyle demişlerdir. Ben sizin dininizi kabul ediyorum. Ama sizin dininizi kabul ettiğimde aşağılık insan oluyorum. Bu İslamiyet'in getirdiği bir düşünce mi yoksa sizin yaydığınız bir düşünce mi? Adamlar hemen şunu söylüyor, Türkler hemen bunu söylüyor. Sizin getirdiğiniz bir düşünce. Dolayısıyla ben sizinle beraber İslamiyet'i kabul etmem diyorlar. Zaten Emeviler yıkıldıktan sonra Abbasiler döneminde İslamiyet'i kabul edeceğiz. Neden? Hoşgörü politikası var. Bak bende de hoşgörü politikası var. Onlarda da hoşgörü politikası var. Dolayısıyla eşitlik diyebiliriz aynı durumda. Bir diğer sorumuz Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaş. Bak şimdi çok basit bir soru bu. Şimdi Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaşımız Bedir Savaşı'ydı. Hatırlatalım, Bedir Savaşı aynı zamanda ilk savaş hukukunun da doğduğu bir savaştı. Mute Savaşı Bizans ile yapılan ilk savaştı. Talas, Abbasya ile Çinler arasında yapılan ilk savaştı. Hendek Müslümanların son savunma savaşıydı. Artık taarruza geçtiğimiz savaştı. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Bunu da gönderelim. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti. Ya bak şimdi Orta Asya demiş, bana yer belirtmiş. Hatta ben bunları anlatırken özellikle demiştim ki yer belirtiyorsa Karahanlılar, eğer belirtmiyorsa İtil Bulgarları demiştim. Hatta yine bir üçleme yapalım. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman, bak ilk Müslüman Türk devleti derse Karahanlılar, İslamiyet'i kabul eden ilk Türkleri derse İtil Bulgarları demiştik. Karahanlılar Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet'i kabul etmişti. Satuk Buğrahan Müslüman olunca Abdülkerim ismini almıştı. İtil Bulgarları da Almış Han döneminde İslamiyet'i kabul etmişti.
gönderelim mi? Gönderelim. Kaşgarlı Mahmut'un Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek için yazdığı eseri sormuş bana. Divan-ı Lügat-ı Türk'tür arkadaşlar. Divan-ı Lügat-ı Türk, lügat zaten sözlük demek. Dolayısıyla Türkçenin Arapçadan daha zengin olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacıb'a aittir. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'ye aittir. Atabekül Akait'te Edip Ahmet Yükneki'ye ait bir eserdir. Şimdi bunu da gönderelim mi? Gönderelim. Soruya bak maşallah. Gazneli Mahmut 400'e yakın şair ve bilim insanı sarayında toplamış. Bak bu adam kültürel bir adam. O zaman onu da çıkartabiliyorum. Maddi ve manevi her türlü imkanı sağlamıştır. Buna göre Gazneli Mahmut'un kişisel özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir söylemiş bana. Zevk ve eğlenceye düşkün oldu. Bak burada eğlence yaptığını söylememiş. Ya da işte ne derler ona? Davullu zurnalı bir şeyler yaptığından da bahsetmemiş. Gösterişli bir yaşam sürdü. Burada gösterişli bir yaşamdan mı bahsediyor yoksa bilime ve kültüre aşık bir adamdan mı bahsediyor? Bilime ve sanatçılara önem verdiğini gösteriyor. Hatta ve hatta yine ek bilgi verelim, yine sınavda çıkabilir. Gazneli Mahmut Biruni için, Biruni yazamıyordu ama sarayımın hazinesi demiş. Adama bak be. Sarayımın hazinesi. Mükemmel değil mi ya? Malı mülkü bir kenara koymuş. Altını, o kadar her şeyi bir kenara koymuş. Biruni için sarayımın hazinesi demiş. Hatta Hindistan seferleri ilk dördünü de Biruni'ye götürdü. Yanından ayırmıyordu. O kadar seviyor yani. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarından değildir? Bak şimdi. Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı bir savaştı. Büyük Selçuk Devleti ile Bizans arasında yapılmıştı. Bu savaş Alparslan, bu savaşta Alparslan Diyojen'i esir almıştı. Bakalım. Haçlı seferlerine zemin hazırlamıştı. Doğru. Çünkü Malazgirt Savaşı ile beraber bizler Anadolu'ya girmeye başlayınca Bizans baktı ki bizi tek başına çıkartamıyor. Avrupa'ya haber veriyor ve Papa'ya diyor ki Haçlı ordusunu toparlayalım. Çünkü Türkleri Anadolu'dan atmak çok zor olacak. Eğer siz bana yardım etmezseniz. Dolayısıyla bu doğru. Türklerin batı ilerleyişi hızlanmıştı. Doğru. Anadolu'dan artık batıya doğru ilerleyeceğiz. Anadolu Selçuklular ile Bizans arasında yaşanmıştı. Bak daha demin söyledim. Anadolu Selçuklu ile mi yaşandı? Büyük Selçuklu Devleti ile mi yaşandı? Arkadaşlar cevabımız Büyük Selçuklu Devleti ile yaşandı olacak. Bizans İmparatoru Roman Diyojen esir alınmıştır. Doğru. Cevabımız Ceyhan olacak. Ve bir diğer videomuz. 1040 yılında toplanan kurultay kararlarına göre Tuğrul Bey devletin başına geçti. Tuğrul Bey yönetimi ele aldıktan sonra adına hutbe okutup para bastırdı. Tuğrul Bey'in kendi adına para bastırıp hutbe okutmasının sebebi hükümdarlık sembolüdür arkadaşlar. Yani bir kişi kendi adına para bastırıyorsa, artık hutbe okutuyorsa, yani ben bu devletin hükümdarıyım demek, zaten bunlar da hükümdar alametleridir, hükümdarlık sembolleridir. Ülkesinin zenginliğini göstermek alakası bile yok. Onu göstermek ise parasını altından yapar. Zaten o ülkenin zenginliğini gösterir. Halkına moral vermek, yani böyle bir durumda halkı neden moral bulmak istesin ki? Çok sevilen bir insan olsa, tanınan bir insan olsa, başa geçtiği zaman moral vermiş olur ama böyle bir durum söz konusu değil. Halifeliğin gücünden faydalanmak, halifeliğin gücünden faydalanmak istese direkt Abbas halifesine der ki beni hükümdar ilan et. Ben hani hiçbir şekilde kendini göstermemiştir. Çok pasif bir kişiliktir. O zaman evet halifelik, yani Abbas halifesinin yardımıyla bir şeyler yapabilir ama halifeliğin gücünden faydalanmak gibi bir derdi yok. Yani cevabımız Adana olacak. Bir diğer sorumuza ışık hızıyla geçemiyoruz. Geçtik. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde görülen, bak şimdi bu soruyu okudum değil mi? Hemen burayı okuyorum. Gelişmelerinden hangileri Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığını arttırmıştır? Aha. Türkler bir şey yapmışlar ve İslam dünyasında saygınlığı artmış. Bak şimdi. Abbasi halifesini düşmanlara karşı koruması. Düşünsenize. Tüm İslam aleminin tek bir halifesi var. O da Abbasi halifesi. Ve siz bunu Şibi Bey oğullarından kurtarıyorsunuz. Yani Şibi Bey oğullarının saldırısından kurtarıyorsunuz. E haliyle bir İslam dünyasından alkış alırsınız. O zaman saygınlık arttırır. Kut anlayışının olması. Şimdi kut anlayışı İslam öncesi Türk devletlerinde Tanrı tarafından verilen
siyasi yetkiydi. Dolayısıyla bunun İslam dünyasıyla değil, İslam öncesi Türklerle alakası var. İki yanlış olacak. İslamiyet'in yayılması için çalışılması. Bak, şimdi düşünsenize siz bir Türk devletisiniz. Normal bir Türk devletisiniz. Birkaç tane de bir sürü daha Türk devleti var. Ve onların arasından sıyrılıp İslamiyet'i deli gibi yaymaya çalışıyorsunuz. Yine bir alkış alırsınız değil mi? Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 olarak Ceyhan olacak. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Artistik bir kapanışta görüşmek üzere.